Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. Bugün yanımda Defne Yıldırım var ve beraber YKS Doktoru serimizin 3. 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bugünkü case'lerimiz yani hastalıklarımız çok önemli ve hepinizi ilgilendiriyor. Ve hepsini seçenekli olarak çözeceğiz. Yani kendindeki bir sıkıntıyı bu videodaki 4 hastalığımızda kesinlikle görmüş olacaksın. Öncelikle hastalıklarımızı sayalım Defne Hanım. Buyurun. TT matematik nasıl yükselir? Birinci hastalığımız. İkinci hastalığımız Bunları yorumlardan seçtik arkadaşlar. Ya benim TYT'de zaman sorunum var. Ne yapmalıyım acaba? Bayağı sorun yaşıyorum. Bir tavsiyeniz var mı? Abi güzel bir tekrarla ilgili video gelebilir mi? Dördüncü hastalığımızda TYT 50-60 net geliyor. AYT başlamak için erken mi? Yani hepinizi ilgilendiren sorular ve TYT netlerinize göre ayrı ayrı cevaplayacağız. Seçenekli olacak. O yüzden videonun tamamını izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar sıfırıncı maddemizde size çok güzel bir sürprizimiz var. Siz de aynı bu şekilde sorularınızı yorumlara yazarsanız Kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz Defne'den ücretsiz koşuk çekişini kazanabilirsiniz. Arkadaşlar çekişin sonuçlarını da Defne'nin Instagram'ından duyuracağız. O zaman birinci hastalığımızla başlayalım. TT Matematik nasıl yükselir? Ben bunu şu şekilde cevaplamak istiyorum. 10 net, 15-20 hmm. net arası ve 20-30 net arası, 20-25 net arası diyelim. Tamam. O şekilde cevaplayacağız arkadaşlar. 0-10 net arasındaki insanlar zaten kesinlikle temelleri kötü. Eğer bir konu anlatım oynatma listesini bitirdiyseniz hiçbir şey anlamadınız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ve ilk 12 konusu bence bayağı eksik demek. Aynen çünkü ilk 12 konu zaten sudoku gibi, bilmece gibi böyle sadece akıl yürüterek çözebileceğiniz sorular olduğu için bunları da yapamamanız, analitik düşünme ve yorumlama yeteneğinizde eksik olduğunuzu gösteriyor. Aynen. Bunların üzerine tekrardan bir oynatma listesiyle, ki tercihime yükbeğidir, tekrardan belki videoları izlememiz gerekebilir. Tabii ki her konuda eksik olmayabilir. Bu insan o yüzden bazı şeyleri Özet videolarıyla ve soru çözüm videolarıyla Bazılarını da direkt tamamen konu anlatım videosuyla ile ilerletebilir aynen, aynen. İkinci adımımız olarak Soru çözüm videoları izlemesi lazım ve bu Aslında bütün netler için geçerli ama Bunun daha fazla izlemesi lazım Konuyu pekiştirmesi gerekiyor Kesinlikle temelini yükseltmek için bir orta kaynakla başlayıp Ama bu seviye seviye gitsin Mesela orijinal olabilir Sonrasında 3D ile de zor bir kaynakla Gerçekten sınav seviyesinin belki bir tık üstüne de hazırlanarak Çok daha özgüven ve içgüdü kazanacak Mesela ben de başlarken 3 4 5 3'te ve orijinal şeklinde ilerlemiştim. Orijinalden sadece zor testleri çözüyordum. 3D ve 3, 4, 5'in hepsini bitirmiştim ama yani başlangıç için bu şekilde gidilebilir. 10-20 net bağındakiler hani bir şeyleri evet tamamlamış ama hala eksikleri var demektir. Önce eksik konularını belirlemesini, en çok denemelerdeki yanlış yaptığı konuları bir yere yazmasını ben istiyorum. Yanlış yaptığı bu konuları sonrasında tekrar etmeye başlayacak ya da baştan öğrenecek çok eksiği varsa. Sonrasında ben artık haftada böyle aralara pekiştirilmiş teyit matematik denemeleri koyardım. Bu da zaman yönetimini biraz daha anlasın sonrasında da eksiklerini daha iyi görmesi açısından ama böyle gün aşırı değil ya da her gün değil 3 güne bir gibi arkadaşlar. Bu da eksiklerinizi kapattıkça gelişiminizi görmeniz açısından. Sonrasında soru çözüm videoları çok çok önemli bu raddede. Ee, bir de problem ve geometri de ben bayağı eksik olduğunu düşünüyorum 10 20 net bandındakilerin. O yüzden her gün problem ve geometri çalışmaya çok çok özen gösterin. Geometriyi özellikle aksatmayın. Çok aksatıyorsunuz. bunu çok farkındayım. Ama lütfen en başta onları bitirin. Bir de arkadaşlar bu eksiklerdeki insanlar eksiklerini bazıları konu anlatım videosuyla, bazıları özet videosuyla, bazıları da soru çözüm videosuyla kapatıp öyle kaynaklara geçmeli. Bazıları da orta ve zor kaynak, bazıları sadece zor kaynak çözerek gidecek. Aslında 20-30 net arası zor kaynak çözerek tekrar evet. edecek ve soru çözüm videolarıyla tekrar edecek. Yani ana mantığı anladığınızı düşünüyorum. Hangi hangi eksiğe göre hangi sonuçları yapmamız lazım? Hangi kaynaklar, hangi oynatmesleri, hangi çözüm? Aslında size balık tutmayı TYT Matematik adı altında öğretiyoruz. Öğrettik. Hemen ikinci hastalığımıza geçelim. Ya benim TYT'de zaman sorunum var. Ne yapmalıyım? Hocam Defne Hocam buyurun. Ee, öncelikle süreyi kontrolünü öğrenmesi gerekiyor. Bunun için en başta denemeyi çözerken süreyi kontrol edeceksin. Atıyorum Türkçe'desin. 20. sorudasın. Süreyi kontrol ediyorsun. 25. sorudasın. Süreyi kontrol ediyorsun ve ne kadar sürede çözdüğüne bakacaksın. Bence deneme sıranı da bir belirlemen gerekiyor. Deneme sıranında denemeleri çözdükçe değiştirebilirsin atıyorum matematik Türkçe sosyal fen yapan da çok fazla var ama kendine en iyi olan deneme sıranı bulman lazım. Onun dışında ben her gün branş denemesi çözmenin ya da gün açtır branş denemesi çözmenin zaman konusunda çok fayda sağladığına inanıyorum. Eğer branş denemelerini henüz geçmediysen en azından çözdüğün testlerde de bir kronometre taktiğini uygulaman gerekiyor. Evet tamamen katılıyorum ve gerçekten arkadaşlar süreleri mesela bir Türkçe denemesinde ortalama 45 dakika veriyorsan 2 hafta sonra onu 40 dakika 2 hafta sonra 35'e böyle hani ya da 50'den başlıyorsan yavaş yavaş dakikaları azaltarak branş denemelerini Aynen. çözmen lazım. Ya da çözdüğün paragrafları o şekilde yapman lazım. Eğer 30 paragrafta çok sıkılıyorsan 60 paragraf çözmen lazım. Hani neyde çok zorlanıyorsan, neyde odağın düşüyorsa, zaman kaybediyorsan o zaman ona daha çok odaklanman lazım. Sana zaman kaybettiren soru tiplerini bulup onların üzerine 3x2 taktiğiyle yani o soru tipinden farklı farklı yani farklı sorular ama aynı soru tipinden... 3-5 tane soru bulup önce videosunu izleyip öğrenip bunu haftada iki kez o 3-5 sorunun üzerine gitmen lazım. Ki bazı soru tipleri 10 soru biriktirilerek çözülür. Hmm. O yüzden soru tiplerinin üzerine de zaman kaybettiren soru tiplerinin üzerine böyle gidersen... Zaten 2 artı 2 4 değil mi? Size yemin ediyorum TT Matematik 20 soruda ve bazı paragraf soruları, bazı delilik soruları 30 saniyede çözülüyor. Yani 2 artı 2 4 gibi oluyor artık senin için. Evet, o kadar evet. dan diye aklına geliyor onun çözüm yöntemi. Çünkü çok fazla kaynak çözün, çok fazla pratik yaptın. Aynı çok, soruyu 5. Evet, çözüşün olacak. Çok iyi bilen biri bence zamanda sıkıntı yaşamaz. Ve zamanla sürekli kronite taktiğiyle psikopat gibi her süreye bakan biri zamanda problem yaşamaz. Aslında bu da ikinci hastalığımızın çözümü oldu. Üçüncü hastalığımız abi güzel bir tekrarla ilgili video gelebilir mi? Geliyor şu an. Çok daha detaylısını da çekebiliriz ama şu an biraz anlatmak istiyorum. Arkadaşlar diyelim TT matematikte 4 periyodumuz var. Yani ikişer saatlik haftada 8 saat yaşıyoruz. Bunu da dört güne yaymışız diyelim. Ya da 3 saatten 12 saat çalışıyoruz. 4 güne yaydık. İlk iki hafta tamamen konuda ilerlerseniz Tekrar koymazsınız. Ama bir yerden sonra konuda ilerlediğiniz için artık tekrarlar koymanız gerekir. Bu 4 periyodun 9 saati yine konu ilerleme, 3 saati tekrarlara ayrılabilir. Bu tekrarlardı da arkadaşlar. O öncelikle formül ve detay tekrar. Yani genel bir önceden izlediğiniz videonun geçe geçe tekrarları. Bir de ben nerede eksiyim diye düşündüğünüz detaylara bakma. Yani ben hangi kısmı adım gibi bilmiyorum. Hangi kısmı anlatabilecek seviyede değilim. O zaman onların üzerine bir de bakarsın. Tekrarları da bu şekilde yaparsın. İkinci madde olarak daha önceden çözdüğün kaynakları tekrar edersin. Üçüncü olarak soru çözüm videosu izlersin. Dördüncü olarak da geriye kadar soru çözersin. Çünkü Kaynaklarda kesinlikle zor kaynakla tekrar yapmamız lazım ve bazen 3 test çözersin 30 doğru gelir oha çok kolaydır tekrar etmeme devam etmemeye gerek yok 30 soru senin için tekrar için yeterlidir bazen 70 soru çözersin ve yanlış sayın fazla gelir o zaman bir kaynak daha alırsın bir de ondan çözersin gibi yani tekrarların da bence soru sayıları gereği kadar ölçüt gereği kadar. yok. Aynen öyle. Ben tekrarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tekrar etmek istediğiniz konunun önceliğini belirleyemiyorsanız arkadaşlar yaptığınız denemelerde en çok yanlış yaptığınız konuya öncelik verin. Böylelikle tekrar düzeniniz aslında oturmuş olacak bence. Evet biz zaten şey yapıyorduk koşu öğrencilerimize. Mor kısımda o gün işlediğimiz konuların hepsinin bir tekrarı. Önemli soruların tekrar çözümü, deneme tekrarı ve kaynak tekrarı. Deneme analizi de varsa deneme analizi kalan vakit ya da deneme analizinin tekrarı tarzında. <laughs> son bir saatte size yemin ediyorum son iki ayda arkadaşlar ben çok fazla net arttırdım. Ve son iki ayda o bir, 60'dan bir buçuk saat. 95 Evet son... Ay o koşuk öğrencim. O ben değilim. Ben 70'ten 105'e çıkmıştım son 3 oh. ayda. Son iki ayda da aslında bir 20 netlik bir artış yakalamıştım. Bunun sebebi tamamen sırrı mor kısımda o tekrarlardı. O deneme tekrarları 3 x 2 1 x 3 OG materyal ve branş denemelerinin tekrarlarıydı. Böyle arkadaşımla beraber çözmüştüm zaten o branş denemelerini. Birbirimize aynı soruların püf noktalarını anlatıyorduk. Bazen doğru sorular için bile yapıyorduk. Bu da bir tekrardır. Günün Arkadaşı öğretme taktiği. Evet, inanılmaz işe yarıyor arkadaşlar. Arkadaşınız yoksa da Gerek. bize yazın. Bize yazın. Yani arkadaşlar tekrarlar genelde 4 periyodun bir periyodu ya da her akşam iki haftada bir de genel bir tekrar ya da 4 periyodun iki periyodunu verirsin artık daha büyük bir tekrar yaparsın. Aynen. Çünkü konularda baya ilerlemişsindir. Ya ilerledikçe tekrarlar artar ama ilerledikçe denemeler de artar. Denemeler de bir tekrardır. Kesinlikle. Denemedeki yanlışa göre tekrar zaten en verimlisidir. O zaman deneme çözmenin bir anlamı kalmıyor zaten. Evet biz şu an aslında genel ana fikri verdik ki koşuk öğrencilerimize çok daha detaya iniyoruz. O yüzden çok daha detaya ineceğimiz bir videoda istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen dördüncü hastalığımızda Defne Hanım'a soruyorum. TT evet. 5060 net geliyor. AYT başlamak için erken mi? Bir de bunu da seçenekli bence cevaplayalım. TT 40 net eksi 40 60 60 80 80 sonrası. Ya ben artık şu an içinde bulunduğumuz zaman diliminde AYT'ye artık başlamak... Sonuçta 7 ay kaldı arkadaşlar ve bu zaman diliminde bir şeylerin yetişmesi gerekiyor. Yetişmediği takdirde daha da çok strese gireceksiniz. Şöyle bir aslında püf nokta var. İlk 12 konu bitirmeyenler tyt Matematik'te şu an başlamasın ama bir an önce de o 12 konuyu bitirmeye baksın. Bitirmiş olanlar bir an önce zaman kaybetmeden eğer şimdiyse şimdi başlasın diyorum ben AYT'ye başlanma konusunda. Yani AYT Matematik için öyle AYT'ye başlama Fizikte de bence çok bir konu bitirmenize gerek yok zaten fizik hepsinin temelden alıp anlatır hocalar. Mesela kuvvet ve hareket işte ne bileyim dinamik hareket konuları vesaire zaten önce bir TT temelini atar videoda sonra AYT'sine geçer. Kimyada da modern atom teorisi ne bilmen için atom periyodik sistem Aynen. TET'de onu bilmen lazım. Atom periyodik sistem kimyasal türesi etkileşimler maddenin halleri gibi konuları bilip direkt AYT'ye başlayabilirsiniz. Biyolojide bence canlıların ortak özellikleri temel bileşenlerden sonra hemen sonra AYT'ye başlanabilir. O yüzden onlar da hem TET hem AYT programınıza şimdiden evet. ekleyiniz. TET bitireyim öyle bir başlayayım demeyin çünkü yetişme sorunu olabilir. Evet. AYT çok verimli ve günde 12 saat çalıştığınızda ben şahsen Temelim bir tık iyiydi evet bunu kabul ediyorum ama son 3 ayda neredeyse tamamını yetiştirdim. Yani %90'ını son 3 ayda yetiştirdim. Çünkü zorundaydım. Özel durumumu da zaten bilenler biliyor. O yüzden arkadaşlar, ama hemen başlamamız lazım. Neden? Herkes o kadar verimli ve çok çalışamayabilir. Herkes o kadar konu bitiremeyebilir. O yüzden bir an önce başlamamız, TT netleriyle alakalı değil. TT konularının bitirme yüzdesiyle alakalı Aynen şeyler. Öyle. Ve sen 40 net değilsen, büyük ihtimal konuları bitirdiğini zannedip 40 net yapıyorsan, o da bitirmediğin anlamına gelir. Eksiksin. Yani bu netlerle bağlantılı konuların bitmesi, Okey Ama konuları bitirdikten hemen sonra AYT'ye başlaması lazım. Ki bence ne kadar erken başlarsanız o kadar erken biter. O kadar fazla deneme çözerseniz o kadar fazla denemede o kadar fazla derece anlamına gelir evet. bizce. Son case'imizi de çözdük. Defne'nin kanalına da abone olmayı unutmayın Çekişi arkadaşlar. Çekilişi unutmayın arkadaşlar. Çekişi Yorumlara de bekliyoruz. Çekilişi de unutmayın. Defne'nin kanalında unutmayın. Instagramından da yürüyeceğiz. Aynen. Hepinizi çok seviyoruz. Yorumlara kendi hastalıklarınızı yazın. Bir sonraki videoda da onları çözelim. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Kendinize iyi bakın.